Full insana bir şey sormak istiyoruz. Şu an adı aşk dedikodularına karışıyor. Cevapsız Çınlama şarkısını birlikte işte Emrah Karaduman yaptı. Aranjörü, evet. O da seslendiriyor. Aleyna da seslendiriyor. Böyle evet. Yuvarlak cevaplar veriyor ama gazeteci arkadaşlarımız onları bir şekilde görüntülediler. Sen de Emrah'ın eski sevgilisisin. Hep şöyle iddialar ortaya atıldı. Sana inat, senle yaşadığı sıkıntılara inat, gitti Aleyna'yı buldu, çıkardı. Senden bu yolla bir şekilde intikam alıyor. Doğru mu? Şimdi öncelikle bir açıklama getirmek istiyorum. Benle ilgili işte şarkım çıktı falan diye bir şekilde reklam mı yapıyor acaba, çıktı bir promosyon mu yapıyor kendine, bir takım şeyler duydum ben. Öncelikle şunu söyleyeceğim, bana sorulmadan ben zaten cevaplamadım bugüne kadar. Hani 2,5 sene bir ilişkimiz oldu. Sonrasında bunların en zirvede olduğu zaman ben konuşabilirdim. Şu an gündemleri yok. Yerleri, hani bir gündemleri yokken hala ben çıkıp da böyle bir şey. Ama. Yani evet, hiçbir şekilde gündemleri yokken ben çıkıp böyle bir şey söyledim. Hani amacım olsaydı eğer çok daha önceden söylerdim. Çünkü bana yeni yeni sorulmaya başladı bu. Ben de yeni cevap veriyorum. Bir de sen söylemedin, bizlerin de kulağına evet, geldi evet, bunlar. Yani bu gerçekten artık beni de rahatsız etmek ediyor. Ve burada anlatmadığım birçok şeyi de ben anlatmak istiyorum. Dinliyoruz seni. Yani öncelikle burada bu konuyu ben kapatıp artık nokta koyalım. Evet, bundan sonra bu konuyla ilgili gerçekten konuşmak istemiyorum. Çünkü ilk defa burada da söyleyeceğim, bu 36 görünümlü 16 yaşındaki arkadaşımızın bana tehdit mesajları var. Hı-hı. Cep telefonunda. Cep telefonunda var, hepsi var. Ve çok fazla boyundan büyük konuştuğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzik adına gerçekten çok güzel bir şey yaptılar. Bu şarkı evet bana yapılacak bir şarkıydı. Evet, bana inat olsun diye bir proje çıkmıştı ortaya. Ama müzik adına çok iyi bir şey yapıldığını düşünüyorum. Çünkü bu çok şarkı güzel. Senin miydi aslında? Senin benim, olacaktı. Benim değil. Hayır, benim değildi ama ben okuyacaktım. Eğer ki Emrah'la biz yollarımızı ayırmasaydık. Hı. Ama iyi ki Aleyna okumuş. Peki şu tehdit mesajlarında ne var? Oraya geleceğim. Hı. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Müge. Bizim 2,5 senelik ilişkimiz bittikten sonra ben kesinlikle bu kişinin ismini almak istemedim. Bebek'te oturuyordum ben. Bu yüzden evimi değiştirdim. Neden değiştirdim? Çünkü biz 2015 senesi biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra bu kızı alıp benim evimin oralara getirmeye başladı. İşte tabii isim vermeyeyim, o meşhur Bebek'teki köşedeki yer, onun karşısındaki hamburgerci. Hmm. Hani kardeşim yer mi bitti? Neden benim oturduğum yere getiriyorsun? Evim de dibinde yani bunların. Neden ben sürekli sizi görüyorum? Bir süre sonra ben dedim ki ya ben görmek istemiyorum hiçbir şekilde ve benim yanımdan el ele geçiyorlar. Tabii kardeşim, el ele geçiyor, kol kola geçiyor, sarılarak geçiyor, beni görüyor, daha da sarılıyor falan. Şey söyleyeceğim, İşte böyle. Emrah ve Aleyna, 16 yaşındaki ben yaşıyla ilgilenmiyorum, bu konuya hiç girmek istemiyorum. Yaş konusuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Kaçtır, kaç değildir, hiç beni alakadar etme. Hayır, burada şu önemli, onlar aşk dedikodularını, iddialarını yalanlıyorlar ama senin evinin önünden el ele geçiyorlar. Tabii, ben bu yüzden el ele taşıdım. Arkadaş abi el ele tutuşması değildir tabii ki. Bilmiyorum, belki de abisine sarılıp elini tutuyordur. Hani evet, belki sonra olaylar. Sonra. Ve ben bu yüzden evimi değiştirdim. Gerçekten çünkü benim neler yaşadığımı bir ben, bir Allah, bir annem bilir. Yani benim konuşmadığım çok fazla şey var. Evine mi de mi geldiler? Yok ama evimin dibine kadar. Taciz yani. Ettiler evet. Seni. Yani taciz şimdi ettiler. Bir insanı sen çok fazla taciz edersen o insan bir yerde patlar. Ben bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Benim en yakın arkadaşlarım bile bu olaydan sonra öğrendi. Bu adamın benim eski sevgilim olduğunu. Sen nasıl bize söylemedin dediler bunu. Yani gerçekten konuşunca çok fena alıyorum çünkü. Ben ilk defa ikisini yan yana gördüğüm zaman hani beni de gördüler. Bu adam beni gördü. Ben yürüyüş yapıyorum Bebek sahilde. Karşıdan geliyorlar. Beni görüp daha da birbirlerine kenetlenerek hani sen görürsün bak neler yapacağız gibi bir geçiş oldu. Ben orada anladım bir şey olacak zaten. Evimi taşıdım. Hiç görmek istemediğim iki insan çünkü bunlar benim.
benim çalıştığım insanlar da etrafımda bu insanları fazlasıyla desteklediler zaten. Hani aranjör arkadaşlarım, besteciler, onlar bunlar ve ben ağzımı açıp bir kelime bile demedim. Hep içime attım. Ve düşünsenize, her yerde görüyorsun, her yerde duyuyorsun, her yerde şey, kız çıkıyor konuşuyor, ben bir numarayım, parmaklar bilmem neler falan, ama susuyorsun. Bir süre sonra Instagram'ıma bakıyorum, ben süper kahramanı yapıyorum o sıra, şarkıyı çıkaracağım. Hazırlanmışım artık, motivasyonum 10 numara, çıkıyoruz. Bir açtım Instagram'ı falan, bütün hikayelerimi kız izlemeye başladı. Hadi dedim, tesadüftür, denk geldi, bastı. Bütün hepsini her gün, her saniye, her dakika açıyorum. Aleyna Tilki açıyorum, Aleyna Tilki ve ben artık tacizin boyutuna bakar mısın? Ben evimi değişmişim. Sizle ilgili konuşmuyorum. Hiç kimse benim, herkes sizi destekliyor. Ben hiç ağzımı bile açmıyorum. Susmuşum yani. Kaldı ki menajeriyle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Bu kadar dolduktan sonra ben dedim ki, arkadaşlar dedim, ben hiç konuşmuyorum ama ileride dedim, bana eğer sorarlarsa ben söyleyeceğim bir iki cümle olur belki. Çünkü konuşmayacağım. Hiç bu insanı ben yok sayıyordum bugüne kadar. Ben çünkü hep 2 senedir bu sektördeyim. Hiç polemikle, onunla bununla gündeme gelmek isteyen biri olmadım. İstemiyorum. Bana yakışan bir şey de değil zaten. Ama bir insanı eğer sen hem aldatırsan, hem ayrıldıktan sonra yol, boş ver onu da geç, bir şekilde ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da böyle dibine yeni şeyini getirirsen, gözüne sokarsan, kız oradan taşınmış gitmiş, bırak be kardeşim. Zaten sen her yerde birinci olmuşsun. Her yerde herkes seni konuşuyor. Bak ne güzel şarkın var, hepimiz seni kutluyoruz. Ben bile tebrik ediyorum içimden, aferin diye. Git zaferinin tadını çıkar yani, sen ne istiyorsun benden? Neden senin kız arkadaşın hala benim şeyime bakıyor? Bu nedir biliyor musunuz? Biz başarılı olduk. Sen de yeni bir şarkı mı yapıyorsun? Sen daha ölmedin mi? Hala yaşıyor musun? Yaşıyorum. Ben mağdur olabilirim. Ama ben müzik için her zaman yaşayacağım. Sonuna kadar ben mücadele edeceğim. Ben vazgeçmeyeceğim. Yani bu kesinlikle hani yok reklammış, yok promosyon. Kim ne diyorsa desin. Şu saatten sonra bana geçip bana sırtını dönen de olabilir. Anladı, hani yüzüme bakmayacak da olabilir. Yanımda olanlar da olabilir. Ama kim gidiyorsa, kim kalıyorsa, bu benim davam. Kimseyi ilgilendirmez. Kim ne diyorsa desin.